Kaçıncı sınıfsın? 2. 12 Ekim'de başlayacak dersler. Vallahi. Hazır mısın? Hazırım. Tedbirleri aldın mı? Aldım. Neler yaptın? Ya yaptım da yaptım. Dezenfektan, maske hepsini zaten çantasına bulunduruyoruz. Gelip gittikçe zaten her şekilde duşunu aldırıyoruz mecbur bir şekilde. Umarım güzel geçer ya. Eğitim hayatı başlasın isterim. Çünkü çocuklar ne kadar uzaktan eğitim yapabilirler ki? Nasıl gönderebiliriz? Bunlar küçük. Kendilerini ne kadar koruyacaklar? Mümkün değil. Peki küçük hanıma soralım. Okulu özledin mi? Evet. Gitmek istiyor musun? İstiyorum ama maalesef gidemiyorum. Neden gidemiyorsun? Çünkü koronavirüs olduğu için. Tamam, yırtılmış. Evet. Yüz yüze eğitimde kararı öğrenci ve veli belirleyecek. Yani okula gitmek isteyenler gidecek, diğerleri online eğitimden dersleri takip edecek. Bazı veliler okula gitme konusunda endişeli. Bazıları ise çantalara maskeleri, dezenfektanları koyduk. Okula gitmekte bir sakınca yok görüşünde. Yani çocukların da çok dikkat edebileceğini düşünmüyorum. Onun için çok gönderme taraftarı değilim. Maskesini takacağım, hijyenine dikkat edeceğiz, o kadar. Ama okula gideceğiz. Gidecek. Hazır mısın? Sanırım hazırım. Pek bilmiyorum. Online eğitimden bıktım ama onu biliyorum. Yüz yüze eğitimin ilk denemesini ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri yapmıştı ama şimdi sıra onların abilerinde, ablalarında. Onlar için ders zili 12 Ekim'de çalacak. Peki okulda onları neler karşılayacak? Diyelim ki 2A sınıfının öğrencilerinin yarısı pazartesi, salı gelecek. Diğer yarısı perşembe, cuma gelecek. Çarşamba günü de zaten ders yok, dezenfekta günü. Dolayısıyla çok daha güvenli. Evlerinden de, sokaklarından da okul güvenli. Sınıflarda sıraların üzerinde öğrencilerin isimleri yazacak. Yani bu sıraya yalnızca üzerinde ismi yazan öğrenci oturabilecek. Çınar Boyazı. İlk derse yalnızca okullar değil, servislerde hazırlanıyor. Bulunduğumuz bu araçta kapasite yarı yarıya düşürüldü. Aynı zamanda düzenli aralıklarla da dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Hem sosyal mesafe uygun olsun diye hem de öğrencilerimiz ve velilerimizin daha rahat olmaları açısından bunlara uyguluyoruz.